Acele Veteranlar Ligi'nin ikinci haftası başladı pazar günü mesaisinde. İlk karşılaşma Arıca Rentekar ve Güney Gücü arasındaydı. İkinci karşılaşma Antray ve Şahin Otomotiv arasındaydı. Hemen ilk karşılaşmaya geçelim. İlk karşılaşmanın değerlendirmesi. Güney Gücü şampiyonluk favorisi bir takım, gerçekten çok birbirine kenetlenmiş, birbirine gerçekten paslı oynamaya çalışan, özellikle Yasin'in önderliğinde ve Tamer'in önderliğinde pas vermeye yönelik oyun mantalitesi tamamıyla gerçekten Le Masse kültürü gibi, Barcelona'nın Le Masse kültürü gibi sadece pasa yönelik fevri davranan oyuncuları gerçekten cezalandırıyorlar. Bir bütün halinde gerçekten önemli bir takım. Güney Gücü karşısında eksik, geçen hafta en değerli oyuncu, maçın en değerli oyuncusu seçilen Necdet'ten eksik ve bir iki oyuncusundan eksik başlayan Arıca Rentekar'a 5-1 yenildiler. Gerçekten biz de bu skoru beklemiyorduk. Belki de haftanın karşılaşmasıydı ama Arıca Rentekar'da Yakup'un ve Muhammed'in inanılmaz performansı gerçekten galibiyeti getiren etkenlerden bir tanesiydi. Ama bence Arıca Rentekar ne kadar iyi oynasa da bence Güney Gücü de performansını gösteremedi diye düşünüyorum. Çünkü Güney Gücü bu değil. Muhakkak ki daha level level ısınacaklardır lige. Çünkü onlar da yeni bir bebek gibiler. Yeni doğmuş bir bebek gibi. Gözlerini yeni açıyorlar. Bir şekilde bu atmosferi yaşaya yaşaya turnuva kültürünü, turnuva mantığını çözeceklerdir ve gerçekten, çünkü normal maçlarla turnuva maçları bir olmuyor. Muhammed inanılmaz bir gol attı, izlemeye değer, müthiş bir goldü. Özellikle Yakup'un çok önemli bir katkısı var. Ata, defanstaki Ali Osman'a, birçok oyuncu gerçekten Arıca Rentekar'da inanılmaz iyi bir maç çıkardı. Dediğim gibi iyi bir karşılaşmaydı. Ama muhakkak ki Güney Gücü bu aldığı 5-1'lik yenilginin boş bir yenilgi olduğunu bize muhakkak ki ne kadar Arıca Rentekar çok iyi bir performans gösterse de kanıtlayacaklardır. Çünkü çok çok iyi bir takım, bunu her zaman söylüyorum. Bazen bir tokat yemek yolda gerçekten önemlidir. Hani böyle bir tokata da ilk başlarda yediği için tokatı Güney Gücü bence daha iyi oldu. Önlerine daha dik ve daha ciddiyetli bakacaklardır. Arıca Rentekar'ı kutluyoruz 5-1. Ve ikinci karşılaşma Şahin Otomotiv'le, geçen haftanın en değerli takımı olan ve en değerli oyuncusu seçilen Serkan'la beraber Şahin Otomotiv Antray karşısındaydı. Şahin Otomotiv 3 puanla çıkmıştı bu karşılaşmaya. Ama Antray Güney Gücü'ne yenilmişti 3-0. Antray için önemli bir maçtı ama 5-1'lik aynı Arıca Rentekar Güney Gücü arasındaki karşılaşma gibi 5-1 bitti o karşılaşmada. Hatta ilginç bir yanı vardı karşılaşmaların. İlk karşılaşmada 5-0 devam ediyordu ve son dakikada 50. dakikada Murat'la Güney Gücü gol attı. Aynı şekilde maç 5-1 bitti. Antray Şahin Otomotiv karşılaşması. O maçta da 50. dakikada 5-0 iken karşılaşma, aynı diğer karşılaşma gibi, Hüsamettin 50. dakikada skoru 5-1'e getirdi. Böyle bir enstantane vardı. Onları da söyleyeyim dedim sizlere. Bu karşılaşmada Serkan yine 2 tane gol attı. Ömer Beder'in inanılmaz bir performansı vardı gerçekten. 2 tane gol attı. Zaten duyumu çözen gollerdi. Şahin Otomotiv çok enteresan. Yayla Gençlik karşılaşmasında daha 20. saniyede Serkan gol attı. Bu maçta da 30. 40. saniyede golü buldular. Çok erken gol buluyorlar. Çok enteresan bir takım. Özellikle Enes ve Şükrü'nün dinamizmi, Serkan'ın son vuruşları, Birol abinin gerçekten o takıma yaptığı liderlik, Şahin'le Birol abinin ve birçok etkenler gerçekten Şahin Otomotiv'i önemli bir takım haline getiriyor. Antray'da 5-1 yendiler, net bir skordu. Antray'da işler iyi gitmiyor ama Antray level level onlar da düzelecektir. Hüsamettin de dediği gibi daha yeni ısınıyoruz, çok fazla maç yapmadık dedi. Muhakkak katılıyorum ben de. Level level gidecekler ve çok güzel başarılar onlar da elde edeceklerdir. Evet, maçlarımız bu şekildeydi. Bakalım diğer karşılaşmalar, ikinci haftanın karşılaşmaları nasıl geçecek? Merakla bekliyoruz sevgiler, saygılar.